Merhaba Gökhan. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Bir İyiyim. Yorgunluk atalım seninle. Çayımızı, Atalım kahvemizi valla. Aldık. Evet. Aldık. Aldık geldik, afiyet olsun. Haftanın yorgunluğu. Türkiye'de erken tatil olmuş, 19 Mayıs falan filan hikayeleri. Biz de aynen, yarın mesai 19 devam ediyoruz. Mayıs. Yarın da çalışıyoruz biz. Ondan sonra. Kolay gelsin o zaman size. Ne yaptın, seçim şeyini atlatabildin mi, mamurluğun yorgunluğu? Gerçi senle biz bir saattir evet. Konuşuyoruz. Şeyde videoya çekmedik zaten. Ne hissediyorsun o bir saatlik şeyimizden sonra? Kattık kattık şimdi. Birbirimizle şey bulduk. Konuşa konuşa. Moral bulduk. Moral mi buldun gerçekten? Ben o kadar şey anlattım. Yani yer yer iç karartıcı da olsa. Ne bileyim, konuşmak yine de iyi geliyor. Evet evet. Yani, ne yapacaksın? Konuşmaktan başka çaremiz yok. Aynen öyle. Şey... Bu ben artık hani bütün konuşuyorduk ya, bütün dünyada bu politik dinamiklerin olumsuza doğru gitme hızı bayağı yüksek. 1930'lar gibi alarm verici düzeyde hatta. Her yerde bir kaynama, bir kaos, bir aşırı sağcılıklar, aşırı milliyetçilikler, işte o ırkçılıklar tabandan tabana her yerde kaynıyor. İngiltere'de bu Brexit'in acısını çekiyoruz biz hala. Amerika'da Trump alttan alta hala şey yapıyor değil mi? Yani işte Avrupa'da aşırı sağ, aşırı milliyetçilikler her yerde yükseliyor. İşte İtalya'yı ele geçirdiler gibi bir şey oldu yani. Çok endişe verici şekilde. Bir de bu bütün bu seçimlerin arkasında mutlaka bir Rusya illa şeylerle oynuyor. Dengelerle oynuyor. Nasıl burada Cambridge Analytica ile falan dizayn etti Facebook üzerinden. Her seçime algoritmalarla nasıl karanlık bir güç olarak ele geçirdi ve bu olmasa Brexit olmaz. Yani Brexit'in mimarıdır yani Rusya bu açıdan. Amerika'da da Trump'ın seçilmesinin mimarıdır. Çok net yani. Dolayısıyla bütün dünya dinamiklerini derinden etkileyen bir kapkaranlık bir güç odağı olarak Rusya gerçekten... Yani diyorsun ki bu ekonomileri bitmiş, her şeyleri bitmiş, Ukrayna'da da yeniliyorlar. Ne olacak ki diyorsun, bu bir etkisiz eleman, kendilerini rezil ediyorlar falan. Öyle değil işte ama yani. Rus gücü her zaman sıcak denizlere, tarihten hatırla, kurnazlığını Ruslu. Tarihten hatırla. Bir şey yapar eder, o sıcak denizleri. Bir şey karıştırır, illa. Yani genlerinde yüzlerce, binlerce yıllık genlerinde var o. Ve katakullisi, güç savaşı çok acımasız olur Rusların. Kremlin'de neler döner? Dilini yutarsın o güç oyunlarıyla. Ve çok daha acımasızdır yani. Bunu anlamak için işte Amerika gibi, Amerika'da çok vahşidir ya. Amerika'da da politika çok vahşidir. House of Cards izlemen lazım ki anlayasın yani. Yani bütün bu seçimlerin arka planında böyle ortalığı karıştıran bir Rus ekibi var illaki yani. Ve ben buna kani oldum. Türkiye'de de bunların etkisi var. Kesinlikle uzantıları var yani. Bakın var. Ve inanılmaz katakulli, hile, bilmem ne, hurda falan filan her yol var yani. Tamam. O şey var ya, Rus bebekleri ne deniyordu onlara? Matruşka. Matruşka. Matruşkayı açarsın, içinden bir strateji daha çıkar. Tam nasıl geldi? Tam bitti dersin, bir tane daha çıkar. Tam bitti dersin, bir tane daha. Ulan neye uğradığını şaşırana kadar 20 tane açarsın, ufacık kaldı artık pirinç kadar. Onu da açarsın, bir daha çıkar içinden. Bu Rus kurnazlığının sınırı yok yani. Seni onun içinden daha mikroskobik de çıkabilir yani. Denemedim ben. En son pirinç kadarcık bir şey kalıyor böyle. O pirinç kadarını da aslında deneyemedim ben, elim yetmedi. Onu da açsam içinden belki de mikroskobik şeyler çıkacak yani. Yani onun için ben korkarım Ruslardan ve Rusların şeyinden yani. Hiçbir zaman Rusya'ya gidesim bile yok. Hakikaten gitmem yani. Mesela şeye gitmek isterim yani. Gezilecek, görülecek çok güzel yerler var aslında yani. Ama gidesim gelmiyor yani. Bütün bu şeylerden böyle ön yargılardan şundan da. Niye bir de Putin ülkesine niye gideyim yani? Ay içim kararıyor Rusya'yı düşündükçe. Ama bu Dostoyevski falan okuduysan gene o işte
Hayır, o zaten yani coğrafya kadardır videosu var ya, hani evet, her yerde Instagram'da dönüyordu. Her yerde haber spikerlerine gelip öpüyorlar falan. gördün mü onun videosunu? Her yerde böyle geliyor, spikeri öpüyor falan. Ondan sonra Pakistan'da da sakallı bir amca geliyor öpüyor. Ondan sonra en sonunda da Rusya. Rusya da pat diye getiriyor yani. Öyle bir coğrafya yani. Yani çok acımasız Rus dinamikleri ve Rusya ne yazık ki dünya geleceğini artık Çin'le beraber şekillendiriyor. Bu çok ürkütücü. Çünkü Çin ve Rusya artık dünyanın geleceği demek yani. Bütün dünyanın güç dinamiği oraya doğru kayıyor. Ekonomik gücü de var dolayısıyla şeyin. Dolaylı da olsa. Yani Çinler çok pratik tabii ki. Hani kimseyle doğrudan karşıya almıyorlar kimseyi. Ticaret ilişkilerine çok dikkat ettikleri için çok diplomatik, çok yavaş, çok stratejik ilerliyorlar. Çin medeniyeti binlerce yılın medeniyeti bir de. Yani onlar gerçekten 100 yıl şeklinde düşünüyorlar. Hiç bizim gibi değil. Biz de akşamı nasıl çıkaracağız? Birkaç saatte bütün siyaset değişiyor. İşte çok hızlı. Ama şey de öyle değil. Çinlilere yani böyle bir hanedanı bir geliyor 200-300 yıl gidiyor o hanedan. Dynastiler. İşte bir düzen kuruluyor. O 300 yıl, 500 yıl falan gidecek şekilde tasarlanıyor. Çin medeniyeti dedin. 6000 yıllık medeniyet ya. Pusulayı bulmuşlar. Bulmadıkları şey yok yani. Yani Sertaç gittiği zaman anlata bitiremiyor. Gerçekten gelecek yaşıyorlar. Ve para kullanmıyorlar. Kredi kartı kullanmıyorlar. Her şeyi cep telefonuna inanılmaz. Dünyanın en fakir ülkesiyken dünyanın en zengin ülkesi oldular ya. Ve inanılmaz bir refah, müreffeh. Yani şeyi anlatıyor trenlere. Bullet train'le bir yerden bir yere normalde 24 saatte gitmesi gereken tren 3,5-4 saatte gidiyor. Ve diyor ki ikinci sınıfta gördüğün muamele İngiltere'nin en iyi first class'ından çok daha iyi. Çok daha hızlı götürüyor seni ve de İngiltere'de ödediğin onda birini falan ödüyorsun yani. Bu kadar iyiler yani. Bu kadar mükemmel sistemleri var yani. O kadar insanın refahına müreffehine olması için hospitality kültürüyle bunu harmanlayarak teknolojiyi o kadar ileri bir yere taşımışlar ki adamlar 30-40 sene ilerideler. Abartısız söylüyorum. Hatta geldi zaman dedi ki Sertaç, burası 3. dünya ülkesi dedi. Kusura bakma İngiltere. Hakikaten 3. dünya ülkesi gibi kalıyor yani. İngiltere hakikaten o kadar eskimiş, köhne ve şey geldi ki Sertaç gittikten sonra oraya görünce. Yani biraz bir YouTube'dan falan bakın Shenzhen'in dönüşümüne, İngiltere Çin şehirlerinin dönüşümüne bakın yani. 2030 yılında dünyanın en büyük metropol ve en büyük ekonomik merkezleri açıklandı. 2030 yılında. 2030 yılında tahmin edin o bu 10 merkezin sence kaç Çin'dedir yani 2030'da? 6. Birkaç sene kaldı 2030'da. 7 tanesi Çin. Geriye kalan zaten 3 tane merkezde, bir tanesi Londra ve etrafı. Cambridge'i, Oxford'u falan hepsini dahil et yani. Londra bayağı bütün dünyanın finans merkezi falan filan olduğu için yani. İkincisi New York ve etrafı. New Jersey, New York. O zaten yani olsun o kadar. 850 milyar dolar oranın büyüklüğü. Yani Türkiye'nin gayri safi milli hasılasından çok daha büyük. Sadece New York. Düşün yani. Bir de Kaliforniya ve etrafı var. Kaliforniya'da 750 falan. O da Türkiye'nin gayri safi milli hasılası katlıyor bu arada. Yani. İşte bunların dışında diğer 7 bütün 7 önemli merkez hepsi Çin. Hepsi Çin merkezi. Shenzhen'i ayrı gelişmiş, Beijing'i ayrı, Şangay'ı ayrı. Hepsi devasa ekonomik merkezler yani bunlar. Ve hakikaten gelecekte yaşıyorlar. Yani havai fişek bile yapmıyorlar çevreye zararlı diye. Havai fişekleri bile gökdelenden ışık şovlarıyla dilini yutarsın ya. Ulan nereye geldim ben dersin. Uzay üstüme Mars'a mı geldim dersin. Öyle bir ışıkta, öyle bir gelecekte yaşıyorlar ki adamlar. Estetiği, varlık seviyesi, teknolojisi,
Hakikaten inanılmaz ileride. WeChat'i kullanmaya başladık biz. Ulan dedim WhatsApp ne kadar salakça bir şeymiş WhatsApp yani. Çünkü WeChat'te bin bir türlü şey var. Hepsini içine yedirmişler. Ödeme sistemleri, taksini söylersin, yemeğini söylersin. Her şeyini WeChat'te yapabiliyorsun. Ve entegre her şeyi. Bir tuşa dokunarak sen yemeğini söylersin. Her hizmete tak 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 kolay kolay. Ödemeni yap vesaire. Ödemenin her şeyini yapıyorsun yani. Ve her şey düzenlenmiş. Her şey senin refahına göre düzenlenmiş. Dolayısıyla şimdi Çin ve Rusya birleşti düşünün ki. Yani bu dünyanın yeni gücü bu, yükselen gücü. Türkiye'deki seçimleri etkilemeyeceği düşünülebilir mi yani böyle bir gücün? Bir desteği var zaten ya. Destek olduğunu da ifade etmişti galiba sanki. Dolayısıyla mesela bu perde arkasında ne tür şeyler dönüyor, pazarlıklar? Hiç bilmiyoruz biz bunları yani. Ne tür güç odakları, ne tür şeyler döndürüyor? Bu seçim, hani işin bir tiyatro, bir şey kısmı var yani. Mizansen kısmı var yani. Bir de böyle perde arkasında acaba ben komplo teorilerinden nefret ederim ama gerçekten sen bir güç olsan yani etkilemek istemez misin bu şekilde seçimleri şeyleri? Pazarlık yapmaz mısın yani? En bir büyük şey olmamışsa bile bir şey olmuştur. Güçtür. Değil mi? En büyük güç görünmez güçtür yani. Çünkü elini bulaştırmıyorsun ya. Düşünsene. Her şeyi böyle kuklalarla yöneten kuklacı vardır ya. Her şeyi böyle gayet ustalıkla yani. Kriteriyandan kıl çeker gibi. Senaryolar kurulmuş. Mizansenler belli. Kimin hangi rolü oynayacağı belli. Pazarlıklar belli. Neyse ama daha fazla konuşmayayım bu konuda. Yine hiç karartma. Daha çok su bitti. Yapay zeka konuşacakken bak nereye geldik. İşte yani burada şunu söyleyelim. Yeni dünya düzeninde yükselen güç Çin ve Rusya ve bu bütün dünyadaki dengeleri değiştirecek, dönüştürecek kuvvetti. Ve biz bunun ne kadar kuvvetli olduğunu algılayamıyoruz bence toplum olarak. Yani ben demiyorum ki yani hani Batı bloğuna yanaşmamız lazım. İşte NATO ile Amerika ile Avrupa ile işbirliği halinde hareket etmemiz de demiyorum. Buradan da onu çıkarmamak lazım. Ama bence uyanık olup bu stratejik güç oyunlarının nasıl işlediğini bilerek şuurlu hareket etmek gerekiyor yani Türkiye'nin çıkarları için. İşte o şey yok bizde, o stratejik zeka, o şey, o kıvraklık, o uzun vadeli strateji üretme dehası bizim Türk devletinde yok yani bunlar. Benim gördüğüm kadarıyla. Biz böyle rüzgar nereden? Zuhurat'a tabiiz yani Zuhurat. Zuhurat nereye doğru eserse oraya. Ya bak ben parti kuracağım Türkiye'de Zuhurat. Zuhurat Partisi. Hani bu şey var ya kumarcı kumar partisi kurmuştu. Hani Zuhurat yani mesela soracaklar bu şeyi politikama. Yani Zuhurat'a tabiiz arkadaşlar. Zuhurat Partisi olarak. Hani şey hani hiçbir şey, sözüm yok. Hani tamam mı? Her şey Zuhurat'a tabi. Hani akışa göre o anda nasıl gelişirse. Evet. Zaten öyle gelişmiyor. Her şey kaotik gelişiyor ya zaten. Hani evet. Böyle yani 30 yıllık 50 yıllık projeksiyonu bırak Allah aşkına akşama ne yiyeceğimizi bilmiyoruz biz. Akşama kadar ayakta nasıl kalacağız? Katakulliden hani yere düşmeden nasıl bugünü atlatırım? Herkes böyle kafası çalışıyor Türkiye'de. Yani. Onun için Zuhurat evet. Partisi Türkiye'nin tam ihtiyacı. Boşver yapay zekayı falan. Zuhurat Partisi. Bak ismi de güzel. Zuhurat'a tabi. Her şey Zuhurat'a tabi. Yani akışa göre bakalım. Ha, olacağına varır. Hayırlısı. Her şey bunlar bildirgemiz bunlar yani. Hayırlısı. Her şeyin mukadderat. Ne yazıldıysa o.
Yani böyle. Öyle.